Öncelikle Amerika ve Avrupa'daki medeni ülkelerin bu sorunu yaklaşık 100 yıl önce tamamen çözdüğünü size hatırlatmalıyım. Aradan geçen 100'ü aşan yıla rağmen maalesef ki Türkiye, Hindistan ve bazı Doğu ve Asya ülkelerinde bu sorun hala çözülebilmiş değil. Bu sorunun Osmanlı İmparatorluğu'nda da büyük bir problem olduğunu en iyi 19. yüzyılın sonunda İstanbul'a ziyarete gelip bin pişman ayrılan Çaykovski'nin ve Sir Edward Elgar'ın notlarından görüyoruz. Çaykovski mektubunda İstanbul beni o kadar etkilemedi. Özellikle sokak köpeklerinden o kadar nefret ettim ki cinslerine olan sevgimin yarısı gitti diye bahsederken Elgar ise geceleri köpekler korkunç gürültü yapıyorlar. Rahat bir uyku çekmek mümkün değil. Rüyamda görsem inanmayacağım 40 bin gibi bir sayıya sahipler. Dün gece penceremin altındaydılar. Köpekler gün boyu kaldırımın ortasında yatıyorlar. O da bir kaldırım varsa tabii ki. Ve kimse onların rahatını bozmuyor. İnsanların yürüdüğü yollarda sıklıkla birkaç tane köpek yatıyor ve herkes yürürken yanlarından geçip gidiyor. Köpekler yollara kusuyor ve dışkılarını yapıyorlar. Ama insanlar bu iğrenç durumdan rahatsız olmuyormuş gibi davranıyor şeklinde anı defterine kayıt etmişti. Aslında Atatürk bu sorunu tıpkı Hollanda, Almanya ve Amerika gibi 1932 yılında çıkarttığı bir yasa ile çözmeyi başardı. Ama daha sonra üstüne düşen görevleri yerine getirmeyen belediye başkanları ve yetkililer maalesef ki bugünleri görmemize neden oldu. 1900'lerin başlarında Osmanlı İmparatorluğu da birkaç başarısız deneme ile bu durumu çözmeye çalıştı. Fakat halkın azınlık bir kesiminden gelen uğursuzluk ve büyü dedikoduları zaten fakir, yokluk ve savaş içinde olan insanların daha da korkması ve bu durumun yine çözümsüz bir şekilde kalmasına neden oldu. Şimdilerde hayvan istifçisi tanısı konulan bu bazı psikolojisi bozuk insanlar o zamanlar da vardı. Ve bu insanlara Osmanlı'da falcı veya deli, Avrupa'da ise cadı ya da büyücü gözüyle bakılırdı. İşte o günlerden bugünlere gelen konunun birinci temel sorunu halktan bazı insanların ve belediye yetkililerin hayvan istifçisi ya da türcü olması ve yetkili kurumların bu durumu ve halk sağlığını geri plana atmasıdır. Türcülük bir veya birden fazla hayvan türünü üstün olduğu düşüncesiyle değer verir ve severken diğer hayvanların bu hayvan için sömürülüp ayrımcılığa uğramasının normal karşılanmasıdır. Nietzsche bu durumu bir hamam böceğini öldürürsen kahraman, bir kelebeği öldürürsen şeytansın. Çünkü ahlakın estetik standartları vardır şeklindeki sözleriyle özetler. Genelde 2 veya 3 üzeri evcil hayvanı uygun olmayan barınma, beslenme, sağlık tedavisi gibi şart ve koşullara rağmen bakmaya çalışan ve bunların sayısını her geçen gün arttıran insanlar hayvan istifçisi kategorisine girer. Evcil hayvanlara yapılan bu zorlayıcı istif davranışlarına sahip insanlara genellikle obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ya da başka şizofrenik teşhisler konulur. Evcil hayvanları bu insanların zulmünden kurtarmak ve hasta olan bu insanları tedavi etmek de oldukça zor ve sarsıcı süreçleri beraberinde getirir. Uluslararası bilimsel raporlara göre çoğunluğu maalesef ki toplum tarafından dışlanan ve tedaviyi reddeden 30 yaş üzeri çocuksuz ve bekar kadınlardan oluşan bu kişiler evcil hayvanlarına ve kendilerine zarar verdiklerini asla kabul etmez ve anlayamazlar. Amerika'da bu kadınlara aslında ayrıştırıcı bir söylem olan deli kedi kadını anlamına gelen Crazy Cat Lady denir. 2009 yılında The Humanist dergisinde yayınlanan köpek yanılgısı makalesindeki Pew Araştırma Merkezi'nin bir çalışmasına göre özellikle kedi ve köpek sahiplerinin %85'inin bu hayvanları organik çocuğu olarak gördüğünü tespit etmiş. Bilim insanları evcil hayvan besleyen insanların ve hayvanlarının denetim ile takip edilmediği takdirde potansiyel hayvan istifçisi olabileceğini belirtiyor. Bu konunun birinci bölümü olan Köpek ve Evrim belgeselinde köpeklerin evrimi boyunca dişi insanları nasıl daha fazla manipüle ettiğinden bahsetmiştim. Burada ise bazı bilim insanları kedilerden bulaşan Toxoplasma gondii parazitinin hayvan istifçisi bu dişi insanların beynini ve doğrudan düşünme davranış şeklini etkilediğinden şüpheleniyor.